السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قرآن شريف میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے پیار اور محبت کی طرف مائل کرتی ہے. اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح اس دلدار کو راضی کریں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس روز خدا تعالیٰ کے سایہ عطف کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس روز جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ عطف میں لے گا ان میں وہ دو اشخاص بھی شامل ہوں گے، وہ دو لوگ بھی شامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی شدید محبت کا اظہار ہو. بس جب عام مومن کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے فرستادے اور نبی ہوتے ہیں ان سے محبت کو خدا تعالیٰ کس طرح نوازے گا، اس کا تو اندازہ لگائی نہیں جا سکتا. یہ عشق و محبت کے عجیب نظارے ہیں جس کا آخری سرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے عشق و وفا کے نمونے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرستادوں کا زمانہ پڑھتے ہیں.
یہ نمونے دکھانے کا موقع ہم میں سے بعض کے باپ دادا کو بھی ملا، ابا و اجداد کو بھی ملا، جنہوں نے insanlar vardır ki onların ataları bu fırsatı elde etmişler ve validler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında onların bağlılıkları, sevgileri, saygıları, onların direkt olarak bu sevgilerini Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e direkt olarak göstermişler ve onlar ayrıca sevgiyi, nezaketi ve validler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilgisine layık olmuşlardır. Bugün ben bu dindar yüce insanların bazı başlarından geçen olaylardan bahsedeceğim ve bu insanlar ne kadar şanslı ve ne kadar nimetlenmiş insanlardı ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek eline dokunmuşlar ve onlar direkt olarak bu nimetleri direkt olarak almışlardı. Bu alıntıları ben bugün seçtiğim alıntıların ilki Hazreti Veli Dat Han sahip radiyallahu anhu'nun kendisi bildirdiğine göre o Rajput'tan idi. Melit Han sahibin oğluydu. Tahsin Naruvan'dandı. 1907 Aralık Calsa zamanı ben Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinden biat ettim. Calsa'dan bir gün önce Kadyan'a vardım ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evinden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem dışarıya çıkıyordu ve orada birçok insanların bir araya geldiğini gördüm. Mescid-i Mübarek'in dışında bekliyorlardı ve ben yeni geldiğim için başka bir sokakta duruyordum ve dua ediyordum. Eğer Allah-u Teala bu yolla, eğer Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu yola gelirse ben de onun elini sıkma şerefine nail olurum. Ve ansızın Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendi yanında Hazreti Mirza Beşiriddin Mahmud Ahmet sahiple beraber o yola saptığını gördüm. Ve ansızın öyle hissettim ki sanki bulutların ardından güneş çıkmıştı ve pırıl pırıldı. Hemen koşarak gittim ve Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini sıktım. O Arya Bazar'ın yolundan çıktı ve Muhammed Ali Han sahip evinin kuzey köşesindeydi ve oradan Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem geri geldi. Belki Mescid Nur veya Ahmediye Medresesi'nin batı bölümünde vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem sahabeleriyle beraber Mir Ahmet Rel sahip onun yazdığı bir şiiri nazım olarak söylüyordu. Hazreti Madat Han sahip radiyallahu anhu Beytül Mal Kadiyan'ın müfettişiydi. O Raca Fatih Han sahibin oğluydu ve Keşmir Vadisi'ndendi. ...1896'da biat etti ve 1904'te vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gördü. Şöyle diyor, bir keresinde kasabada Ramazan ayında kalbime bir arzu düştü. Bugün Kadiyan'da gitsem de oruç tutsam ve orada bayramı geçirsem ve ondan sonra geriye gelerek görevime katılsam, orduya katıldım ve küçük bir makamım vardı. Bu arzum benim mesleğime daha başlamadan önce Kadiyan'a gitsem de orada Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in parlak yüzünü görsem ve onun mübarek elinden tekrar biat etsem. Çünkü geçmiş bir adım 1895 veya 96 yıllarındaydı ve posta ile yapılmıştı.
O günlerde benim ilk fırsatım Kadiyan'a gelme fırsatımı elde ettim. Bu öyle büyük bir arzuydu ki kalbimde gelişen. Keşke gitsem de bir Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görsem, belki işime başlarsam onu göremeyeceğim. Onun için ilk önce Kadiyan'a gitsem ve onu görsem, onunla tanışsam ve ondan sonra geri gelerek işime başlasam diye bir arzu doğdu kalbimde. Bunun için bu fikirle Kadiyan'a geldim ve onun yüzünü gördüğümde, mübarek yüzünü gördüğümde ansızın bir fikir geldi yine aklıma. Eğer bütün Keşmir'in vadilerini bana verseler, yine de Kadiyan'ı terk ederek bütün bunları arkada bırakarak gitmeyi istemiyordum. Bu çekicilik öyle güzeldi ki geriye gitmek istemiyordum. Benden sonra onun nimetli yüzünü gördükten sonra Kadiyan'ı bırakarak gitmek öylesine zordu ki öylece onun yüzüne baktığımda her şeyi unuttum. Bir fikir sadece kalbimdeydi. Eğer dışarıda senin gelirin 1000 pound olsa bile ne fark eder? Eğer Kadiyan'dan çıkarsan dışarıya bir daha bu mübarek yüzü göremeyeceksin diye düşündüm. Bu düşünceyle bütün kasabamı bırakmaya karar verdim ve evimi de bıraktım. Ve artık bir daha geri dönmeyeceğim dedim ve şöyle karar verdim. Bugün ölürsem veya yarın ölürsem Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim cenaze namazımı kıldıracak ve her şeyi o zaman her şeyi elde etmiş olurum. Böylece Kadiyan'da devamlı olarak kalmaya karar verdim. İşte bu benim günlük olarak alışkanlığım haline geldi. Her gün vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mektup yazardım ve dua isterdim ve belki de huzur benim her gün yazmamdan bıkmaz ve belki de ben ona problem yarattığımı düşünmez diye düşünüyordum. Bir gün huzur bana cevap yazdı. Siz öyle güzel bir yol tutmuşsunuz ki daima beni hatırlıyorsunuz ve bana hatırlatmada bulunuyorsunuz duayla ilgili olarak. Daima sizin için Allah-u Teala'ya dua ediyorum ve devamlı dua etmeye de devam edeceğim. Allah-u Teala size başarılı versin hem dünyada dini ve dünyevi meselelerde ve Allah-u Teala inşallah sizin evliliğinizi de hazırlasın. Bana devamlı hatırlatmada bulunun ve ben sizden çok mutluyum, memnunum diye yazdı. Vadetler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu mektubunu başka bir kişiye gösterdim ve o da dedi ki bu nasıl bir şeydir? Ben evliliğimle ilgili olarak hiçbir şekilde mektubumda bahsetmedim. Fakat nasıl olur da Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim evliliğimle ilgili olarak bana yazı yazıyor. O bana güldü ve bu Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yazmışsa o yerine gelecektir. Allah-u Teala şahidim olsun ki vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazısından 2 ay sonra evlendim. Daha önce evlenmemiştim. 2 kere evlendim. Her ikisi de Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından hazırlandı. Bu aslına kim dikkat edebilir? Kim ilgilenirdi ki? Onun ilgisinden dolayı ben ne kadar şanslı bir kişiydim. Başka bir sahabe Kamal Deresi'nde oturmaktaydı bu sahabe. O şöyle diyor. Ben Allah-u Teala adına yemin ederim ki Allah-u Teala'dan başka ibadet yoktur. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirerek 1905 yılında Hazreti Celilullah yani Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden riayet ettim. O krallar gibiydi. O günlerde Mescid-i Mübarek küçük bir camiydi. Bir safta 4-5 kişi oturdu ve cami çok çabuk dolardı. O Haziran ayında mevsim çok sıcaktı. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada otururken bir el yelpazesi vardı ve onu ben yüzünü yelpazelerde Molvi Muhammed Ali sahabenin ofisi üst kattaydı. O Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir şey söylemek istiyordu ve böylece söylemek istediğini yere oturarak söylerdi. Çünkü yer yoktu. Ben Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında oturuyor ve onu yelpazeliyordum.
Mevlid Muhammed Ali sahip birisine işaret ederek geriye gitmemi istedi ve geriye gittiğimde Mesih sallallahu aleyhi ve sellem elini benim dizime koyarak otur orada gitme dedi ve ben devamlı onu yelpazeledim. Mevlid Muhammed Ali sahip orada ayakta kaldı ve sormak istediklerini sordu. Ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ona söyledi. O da not aldı ve gitti. O günlerde öyle not edilmezse şimdi bunlardan öyle zevk almaktayım ki ben alelade bir insandım ve hatta Urdu dilini de doğru dürüst bilmiyordum. Molvi Muhammed Ali sahip okumuş bir kişiydi ve Allah-u Teala'nın peygamberinin gözü önünde mütevazi ve büyük insanların durumu da aynıydı. Ben buna her gün devamlı yaptığımdan dolayı her gün vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek yüzünü görme fırsatını elde etmiştim. Daima bana sanki o banyodan yeni çıkmış gibiydi. Saçlarından sanki inciler gibi su damlacıkları damlıyordu. Ve onun yüzünde herhangi bir acı, üzüntü görmedim. Ona ne zaman bakarsam daima tebessüm ederdi. Çoğdüri Abdülhekim sahip, Şerefettin sahibin oğlu, Paket Ciman, Bistrik, Gucranvala'da şöyle diyor. 1902 yılında yaz mevsimiydi. Multan kentten istasyondaydım. Ve orada çalışmaktaydım, işaret verirdim gelen geçen trenlere. Annem ve babam ehli hadisten de, Mevlevi Abdülcabbar, Mevlevi Abdülgaffar ehli hadisten de iki kardeş. Ve onlar bir orada bir Multan'da kitapçı vardı. Kur'an-ı Kerim'i bu iki insandan öğrenmiştim. Ansızın Bedrüddin Ahmedi ile tanıştım. O köydeki bir ilkokulun müdürüydü. El-Hakam'ı okumamı istedi. Hatırlıyorum El-Hakam'ın birinci sayfasında son Allah-u Teala'nın vahyi ve İmam-ı Zaman'ın güzel sözleri vardı. Bunu okuduğumda kalbimde öyle bir çekicilik belirmişti ki ben Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne mümkün olduğu kadar çabucak gideyim diye istiyordum. Allah-u Teala'nın lütfuyla esas itibariyle bu ehli hadis mollaların yanlış yönlendirmelerine rağmen çok kısa bir süre sonra Ahmediyeti kabul ettim. Mevlevi Bedrettin sahip derhal Kadiyan'a gitmemi istedi. Diğer benimle beraber başka bir ehli hadis mollası vardı. Onun öğrencisi de yine bizimle beraberdi. Bizler her ikimiz fakir insanlardık. Sadece ayda 15 rupilik aylığım bulunmaktaydı ve izin aldım. Aylık tren biletim olmadığı için Amasra'ya kadar bilet aldık. Çünkü yeterli olan Kadiyan'a kadar ödeyecek paramız yoktu. Biletimiz Amasra'da sona erdi. Tekrar Batavia'ya bilet aldık. Cebimizde sadece 8 ana vardı ve Virgif'e kadar 2 anayla bilet aldık. Ondan sonra biz Batavia'ya gitmeyi düşündük. Çünkü yeterli paramız yoktu. Ve biletleri kontrol eden kişi geldi. Bunu tam olarak bizi kontrol edeceğine baktı ve biletleri geri verdi. Bizler dışarıya çıktığımızda yine biletleri kontrol eden kişi hiçbir şey söylemedi. Biz devamlı dua ediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın sevgili kulu için yola çıkmıştık. Allah-u Teala bizi her türlü aşağılanmadan kurtarmıştı. Ve bu biletle biz ta ki gideceğimiz yere kadar bizi götürdü. Biz bu ilk mucizeydi gördüğümüz. Çünkü niyetlerimiz temizdi. Zorluklarla biz bunu yapıyorduk. Yoksa herhangi bir birini kandırmak amacıyla yapmıyorduk. Her neyse Batala'dan Kadiyan'a yaya geldik. Ve Kadiyan'a vardığımızda Mescid-i Mübarek'e geldik. Ve derhal Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girdi. O an içeriye girdi ve benimle olan arkadaşım ehl-i hadisten alim idi. Ve
Vadeden Mesih Aleyhisselam'a görür görmez soru sormaya başladı. Kur'an ve hadis bizim için yeterlidir. O zaman size biat etmenin ne anlamı vardı dedi. Hazreti Mesih Aleyhisselam derhal konuşmasına başladı. Huzurun konuşmasını sona ermeden önce soruyu soran kişi ben tamamen tatmin oldum dedi ve biat etti. Mesih Aleyhisselam bekle ve tamamen tatmin ol. Belki de böylece kandırılmayasın. Öğlen ve ikindi namazından sonra evine döndü. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sonuna doğru, konuşmasının sonuna doğru Mevlevi Abdülkerim Sahin her şey gazetede basılmaktadır. Ne soru sorulmuşsa bütün cevaplar o gazetededir. Biadın önemi nedir? Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu soru cevap oturumları orada basılmaktadır. Her neyse dışarıdan gelen insanlar soruları tekrar tekrar sorarak Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i probleme sokarlardı ve onlar gazeteleri okumazlardı. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben konuşma yaptım ve siz de bunun ben size problem yarattım değil mi dedi. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün sorulara cevap verirdi. Daima yüzü gülümseyerek verirdi. Mevlevi Şerafettin sahibinin oğlu bildirmektedir. Akşamleyin biat ettiğimde Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem geriye gitti. Ondan sonra birinci halife hazretlerine gittim. O Mescid-i Mübarek'in üst katındaydı. Orada küçük bir sofa vardı. Ve orada Hindistan stilinde orada oturdum ve birçok sorular sordum. Bir şeyden başka hiçbir şey hatırlayamıyorum. Birinci Halife Hazretleri bana cevap verdi. Muhalifler Nuriddin Kadiyan'a dünyevi menfaatler edinmek için gitti diyorlardı. Fakat benim sadece bu sofam var. Sade bir sofam var. Ona oturuyorum. Benim yarı bedenim dışarıda. Ve ben burada sadece Allah-u Teala'nın rızası için burada. Ve işte vadeden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinde biat ettim ve o Allah-u Teala'yı ben burada buldum. Bu büyük bir onur olup Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu yazdığı şiirde belirtmişti. Herkes aynen Nuriddin olsa ne şahane olacaktır. Ancak herkesin kalbi Nuriddin gibi olursa iman ile dolu olacaktır. Her kalpte daima arzu olmalıdır. Nuriddin'in arzusu olmalıdır. Bu sadece o zaman herkes tamamen iman ile dolu olacaktır. Fadidlen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iddiasıyla ilgili olarak bu iman üzerinde olurlarsa o zaman işte Hazreti Mevlana Nuriddin'e verilenden zevk alacaklardır. Hazret Hamid Hüseyin Han sahip Muhammed Hüseyin Muradabad'ın oğluydu. 1902 yılında ben Aligarh'dan geldim ve Meret'te görev aldım. Bir müddet sonra Zülfikar Ali Han sahip o da Meret'e gelmişti. Ve Ahmedi'ydi zaten. Biat etmişti vadeden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinde. Bu zikredilmişti. Şeyh Abdülreşit sahip onun kampı Mevlevi Zülfikar Ali Han sahip onun evine gelmeye başladı ve Han sahip Nalikat'ta öğrenci olduğumdan dolayı beni çok seviyordu ve ben de Han sahibin evine ziyarete başlamıştım ve onun kitaplarına ilgi gösterdim. Han sahib bana küçük kitapçıklar verdi ve bu harekete dua idi bunlardan bir tanesi ve onları okudum. Başka kitaplar da verdi. Bu kitaplara bakıyordum diyor. Mevlevi Ahsan sahib Umrahi Han sahibe geldi ve Meret'e bir tartışma için gitmişti. Sadece bir konu vardı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölümüydü bu konu. Kötü insanların bulunmasından dolayı Meret başarılı değildi. Mevlevi Ahsan sahib
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili olarak yaptığı konuşmayı dinledim. Orada bir münakaşa da çıkmıştı. Her neyse. Bundan sonra çok arzu doğdu kalbimde Mesih Aleyhisselam'ı görme arzusu. Han Sahab Masuf'a eğer Hakdes Mesih Aleyhisselam millete gelirse beni haberdar eyle, o kişiyi görmek istiyorum dedim. Eğer onu göremezsem bu benim için çok büyük talihsizlik olacaktır. O zaman biat etme fikrim yoktu. Fakat 1904 yılında büyük bir zelzele olmuştu. Bununla ilgili olarak Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği habere göre olmuştu. Bir gün Han sahip Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Delhi'ye geleceğini söyledi. Sen de gel ve onu gör dedi. Ben de karar verdim gitmeye ve beraberce Delhi'ye gittik. Delhi'de huzurun oturduğu ev Havali Arap Han'ın eviydi. Delhi'ye tren ile gitmiştik ikimiz de. 12 saat 12 veya 1 civarlarında idi. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evine vardığımızda evin üst katında duruyordu ve diğer kişiler alt katta kalıyorlardı. Molvi Ahmet Hasan sahibi gördüm, onu tanıyordum. Birlikte kaldığım sürece onu biliyordum. Onunla beraber oturdum ve konuşmaya başladık. Bir müddet sonra Han sahip verandada oturuyordu ve huzur üst kattaydı ve beni çağırarak ona git dedi. Bir sedirin ucunda oturarak onunla konuşmaya başladım. Oturduğum yer yakın merdivenler vardı üst kata çıkan ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam üst kattan aşağıya indi ve sırtım merdivenlere dönüktü. Onu aşağıya inerken görmedim. Mesih Aleyhisselatü Vesselam geldi ve sessizce oturduğum sofanın bir ucuna oturdu. Ve sessizce oraya oturdu. Orada oturunca hiç kimse onu farkına varmadı ve bir kişi huzur geldi dedi ve çok heyecanlandım ve hemen ayağa kalkmak istedim. Fakat Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni elimden yakaladı ve otur dedi bana. O geldikten sonra bütün orada oturanlar öğrendiler ki faaliyetler her tarafta başlamıştı ve Han sahip Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu kişi Mirit'ten geldi, diğer başka konular da var konuşulacak dedi ve bir müddet sonra öğlen ve ikindi namazları kılındı ve ondan sonra Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem eğer biat etmek isteyenler varsa öne çıksınlar dedi. Orada başka kişiler de vardı ve yüksek sesle bu ilan edildi ve birçok kişi geldi. Ben arkadaydım. Daha biat başlamadan önce bana ulaşamayanlar ellerini önünde bulunanların omuzuna koysun ve söylediğim sözleri tekrar etsin dedi Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O arada bile ben sessizce kaldım. Çünkü biat etmek niyetim yoktu ve önümdeki insanın omuzuna elimi koymadım. Fakat biat başladığında hiç niyetim olmadan otomatik olarak elim önümdeki kişinin omuzuna gitti. Ve bununla beraber biatın sözlerini tekrar etmeye başladım. O şöyle diyor, kesin olarak hatırlıyorum ki elim benim niyetimle elim kalkmadı, otomatik olarak kalktı. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem dua etti de, ey Allah'ım günahlarım var. Ben de aynı kelimeleri tekrar ettim. Fakat Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun anlamını söylediğinde ve insanlara tekrar etmesini istediğinde, bu sözleri tekrar ettiğimde günahlarımı hatırlayarak o kadar duygulandım ki, duygulandım ve öylesine ağlamaya
yüksek sesle ağlamaya başladım ve herkes bana baktı ve üzüntümden, ağlamamdan öyle oldu ki bayıldım. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem birisine su getirmesini istedi ve dua ederek o suyu yüzüme serptiler. Hatırlıyorum bayıldığımda birçok farklı renklerde göğe uzanan sütunlar vardı. Bir kişi beni yerden kaldırdı ve şartlarım tamamen, durumum tamamen değişti. Birete geldiğimde öylesine sık sık ağlardım ki Bedir'in okuyucuları bana sık sık gelmeye başladı. Bedir'de vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in son vahyi vardı ve öylesine severdim ki her seferinde son vahiy nedir diye bakardım ve ondan sonra Darül Aman Kadiyan'a, Calsa'ya gitmeye başladım ve Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e mektuplar yazmaya başladım. Bir cevap kendi eliyle yazmıştı bana. Fakat son zamanlara kadar o mektup benimle beraberdi. Fakat daha sonra nereye koydum bilemiyorum. Misri Ala Datar sahip, Sadreddin sahibin oğlu, Distrik Gurdaspor'dan şöyle diyor. 1894 yılında biat etmişti. Aynı yıl vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Benim babam Mer Allah Deta Kur'an-ı Kerim'in sözlerini okudum ve İmam Mehdi gelmek üzeredir. Geldiğinde biat et. Ona Kadiyan'da İmam Mehdi geldi dediğinde öğretmenime Mehrullah'a sordum. Onun tavsiyesine göre biat ettim. Ben ve erkek kardeşim Kadiyan'a geldik ve onun elinden, vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden biat ettik. Her cuma devamlı olarak cuma namazını onunla beraber kılardık. Huzur bizim dostlarımız, arkadaşlarımız eğer size gelirlerse onlara iyi bakın, iyi misafirperverlik gösterin. Hamre-i sahip bize gelirdi ve Müftü Fazıl-ur Rahman Bey de bize gelirdi. Ve şöyle diyor, birçok kereler vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğime göre bizim cemaatimiz gerçek olan bir cemaattir. Hiçbir zaman çöküntüye uğramayacaktır. Hak geldi, batıl ortadan kaybolur. Bir keresinde bir yaz ayıydı. Sabahleyin saat 8'di. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e yemek verilmesi gerekirdi. Akşamdan kalan yemek ve ekmek vardı. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi yedi ve bir takım misafirler de vardı. Onlar evlerine gideceklerdi. Ve o hala yiyecek var. Yemek isterseniz bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasıdır. İsterseniz yiyin. Mia Şerefettin sahibin oğlu Bucramvala'dan terzi. Oğlu şöyle diyor. Ben vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden 1897'de biat ettim fakat bunu babama uzun müddet açıklayamadım. Bunu ne kadar gizli tutabilirdim ki bu gizlilik ortaya çıktı ve babam beni evden attı ve Allah-u Teala her şeyi verir. Ben ona güvenirim. Bir dükkan kiraladım. Kalbimde bir arzu vardı. Ben bir elbise hazırlasam vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ona takdim etsem. Bu niyetle bir gömlek ve açkın hazırladım. Ve ayrıca bir türban da hazırladım. Her şeyi tam bütün olarak hazırladım. Ve ondan sonra yolculuk yapmak için Kadiyan'a kadar param vardı ve oraya gittim. Ertesi gün Cuma'ydı. Eğer bu mütevazi hediye vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e aynı gün verilirse belki onu Cuma günü kullanacaktır ve benim kalbimde mutlu olacaktır. Bunu düşünüyordum. Kazı Ziyaddin sahip ben dükkanına girdiğimde
bu arzumu ona belirttim. Evet dedi, benimle beraber gel, seni vaat edilen Mesih Salatü Selam'a götüreyim. Derhal beni vaat edilen Mesih Salatü Selam'a götürdü. Huzur oturmuş bir şeyler yazıyordu. Hacı Kamalettin sahip onun önünde oturuyordu ve biz de Hacı sahipla beraber oturduk. Hacı sahip benim nasıl geldiğimi sordu ve Hacı sahip sessiz kaldı ve ondan sonra bana sizin isteğinizi ileteyim mi dedi ve o elbiseleri benden alarak Mesih Salatü Selam'a verdi. Bu oğlanın arzusu budur, bu huzur. Belki bunu diğer de cuma namazına bu elbiselerle gelir. Hazreti Mesih Salatü Selam hemen o elbiseleri aldı ve giymeye başladı. Fakat huzur belki de onlara bakıyordu ve bu açkını giydiğinde biraz dardı. Dar dedim, eğer bunu çıkartırsanız bunu biraz açarım dikişlerinden. Derhal tersi dükkanına gittim ve biraz daha yan dikişlerini açtım ve yeniden getirdim. Huzur tekrar onu giydi fakat düğmelerini kapatamadı. Bunu beraberce iki yakasını birleştirdi ve acaba bu onun ona layık mıdır, değil midir diye düşünüyordum. Ve bu elbiseler ona layık mıdır, değil midir diye hiç düşünmemiştim. Master Halilur Rahman sahip şöyle yazıyor. Nek Alem sahiben oğlu Camı'dan 1907 yılında Calsa'ya gelmişti. Hazreti Mesih Salatü Selam Mescid-i Aksa için gelmişti ve cami dop doluydu. Oturacak yer yoktu. Doktor Sevda Yakup sahab vaat edilen Mesih Salatü Selam'la beraberdi. Kolunun altında seccade vardı. Huzur, ayakkabıları buradan kaldırın, oraya da seccadeyi yayın ve insanlar oraya gelip otursunlar dedi. Ben vaat edilen Mesih Salatü Selam'ın sol tarafında namaz kıldım. O gün Hazreti Mesih Salatü Selam konuşmasından sonra, calsadan sonra 5 saatlik bir konuşma yapmaya başladı. Diğer insanların konuşmalarını dinlemedim. Hiçbirini dinlemedim ve devamlı olarak onun mübarek yüzüne bakıyordum ve devamlı olarak da ağlıyordum. Aklımda bunu hayatımda belki onun yüzünü daha göremem diye düşünüyordum. 5 saat devamlı olarak vaat edilen Mesih Salatü Selam'ın yüzüne baktım ve başka konuşmacıların hiçbir şekilde konuşmalarını hatırlamıyorum ve devamlı olarak ağlıyordum. Ve ondan sonra Mesih Salatü Selam geldi, Elhamdülillah'ı okudu ve onun çok güzel bir tefsirini yaptı. Huzur, kar yağışından dolayı biraz geciktim. Belki daha erken başladım ama şimdi güneş çıktı. Cuma başladıktan sonra birkaç dakika bekleyelim. Eğer tam zaman gelmemişse en azından normalden biraz daha uzun zaman vereceğim bu hutbeye diyor. Hazreti Gulam Resul sahip Şangriya Tahsin Pasrur bölgesinden Siyalkot'tan ben Deniz Allah-u Teala'nın lütfuyla Mesih Salatü Selam'ın sahabeleri arasındayım. 1901 veya 2'de vaat edilen Mesih Salatü Selam'ın elinden biat ettim. O zaman orada bir hafta kaldım ve ne zaman genel olarak akşam namazından sonra orada otururdum. O zaman bizler onun ayaklarına masaj yapardık, bedenine masaj yapardık ve bizi bunu yapmaktan alıkoymadı. Onun yüzü öylesineydi ki Mesih Salatü Selam'ın olmayan molaların yarattığı şüpheler tamamen gitmişti.
Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün parlak olduğunu duymuştum. Aynen öyle buldum. Bütün sorular ve bütün şüpheler gitti. Kerem Din iddiada bulunduğunda Lala Çandırlar'ın yerinde herkes belki de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam hapse atılır diye düşünüyordu. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam insanlar bu konuşmayı yaymaktadırlar. Allah Teala sana öyle bir zafer vereceğim ki aynen Bedir Savaşı'nda verildiği gibi bu başarılar sana da verilecektir. Bu yankılar hala kulaklarındadır diyor Mesih Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Rahmetullah Sahip Ahmedi emekliydi. O şöyle der: benim ismim Rahmetullah. Olduğum bölgedendir, Ludiana'dandır. Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala beni seçti ve beni vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi yaptı. Aksi halde hiç değeri olmayan bir kişiyim. Detaylar çok ilginçtir. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam Ludiana'da kalmıştı. 17-18 yaşlarındaydım. O sıralar öğrenciydim ve oralara sık sık giderdim. Onun yüzündeki nuru gördüm ve kalbim bana bu bir yalancının yüzü olamaz diyordu. Fakat mollalar şüpheler yaymaktaydılar. Molvi Muhammed Hüseyin'le bir tartışma vardı ve ben oradaydım. Oradan daha sonra İzale'ye elham benim hidayetim için basılmıştı. Allah-u Teala bilmekteydi ki birçok zamanlar geceleri uyuyamıyordum. Eğer uyku esnasında uykum geliyorsa ayrı bir şey. Fakat okuyarak devamlı ağlardım. Ey Allah'ım, niçin insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakmaktadırlar? Allah-u Teala bilmektedir ki orada kalbimde bir sevginin alevi vardı. Ve Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselam'ın vefatını Kur'an-ı Kerim'den 30 ayet ile ispat etmişti. Bunları yazın benim için ve bunlara cevap verin ve her şeyi bastıracağım. Molvi Muhammed Hüseyin'e cevap vererek herhangi bir tartışmaya girme Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili. Eğer Kur'an-ı Kerim'e giderseniz Hazreti İsa'nın ölümüyle ilgili sureler oradadır. Bunlar tartışmaya girer. Ahmedi olmayan Molla bu konuyu tartışma. O nasıl Mesih olduğunu yazsın. Ona cevap verdi. Eğer Hazreti İsa Aleyhisselam ölmüşse gerçekçidir. Belki de vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan etkilendiniz dedi. Buna cevap olarak da ben kendiniz için dua et. Ben de kendim için dua edeceğim. Daha sonra Allah-u Teala'ya dua ettim ve o kadar dua ettim ki Allah-u Teala'nın arşını sarstım ve ben hidayete ihtiyacım var. Her şeyimi senin onurun için feda ettim. Ve öylesine dua ettim ki hayatımı elinde tutan varlığa yemin ederim ki sabahleyin saat 4'te 25 Aralık'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Onun detayı şöyle: abdest alıyordum namazdan önce, bir kişi Resul-i Arabi'ye geldi dedi birisi bana. Ve şimdi burada, bu ülkede kalacaklar. Nerede dedim? Bu çadırlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hemen oraya gittim. Sahabelerle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradaydı. Selam verdikten sonra elini sıkma şerefine nail oldum. Huzur Arapça konuşuyordu. Kendi kabiliyetime göre biraz anladım ve ondan sonra Urdu konuşmaya başladı. Ben gerçekçiyim ve beni inkar etmeyin dedi. Ben size inanıyorum ey Allah-u Teala'nın Resulü dedim. Ve sizin gerçek olduğunuzu tasdik ederim dedim. Ve bütün köy Müslümandır. İşte bugün bütün Müslümanlar
buraya gelmelidir. Fakat bana söylendiğine göre huzur bu ülkede kalacaktır. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seyahat etmeye karar verdi. Huzur siz dışarıya gidiyorsunuz. Nasıl sizinle beraber olacağız? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elini omuzuna koyarak üzülme. Ben gelip sizi göreceğim dedi. O zaman mesajı ben anladım. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı idi bu. Ve derhal bir mektup yazarak vadeden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettim ve akşam namazından sonra biat ettim. Allah-u Teala'nın lütfu ile kesin olarak inandım ve hiç kimse benim imanıma sarsamaz ve aklıma hiçbir şüpheyi sokamaz. Bu vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı olarak yanında bulmamdan dolayıydı. Ve bu eller Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenine masaj yapma onuruna sahip olmuştu. Daha sonra birçok zorluklara katıldım fakat Allah-u Teala beni her türlü zarardan korudu. Kardeşlerim, babam ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediyeti kabul ederek Ahmedi oldular. Hazreti Mevlevi Fethi Ali Sahip Ahmedi, Münşi Fazıl, Turmiyat, Destrik, Cehlem 1904 yılında ailemle birlikte Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elinden biat ettik. Onun hayatı boyunca her yıl ailemle birlikte onu devamlı olarak gelir ziyaret ederdik. Huzur namaz için dışarıya çıktığında Dünmiyel'den cemaat onunla beraber otururdu. Ve bizler onun sözlerinden istifade ederdik. Bazen ondan bize dua etmesini isterdik. O küçük bir camiydi ve bir safta ancak 4-5 kişi oturabilirdi. Mevlevi Karamdat sahip ricada bulunarak camide İmam Said Cafer Şah sizin takipçinizdir fakat o sizi inanmaktadır ama zaman zaman ara sıra Ahmedi olmayanların cenaze namazına katılır. Bazen de Ahmedi olmayanların arkasında namaz kılar. Öylesine bağımlıdır ki size vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in köpeğinin hizmetçisiyim diye mektup yazdırdı. Eğer bizim tarafımızdan bir hatamız varsa lütfen affedin diyordu. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar dünyanın açgözlülüğünden dolayı devamlı Ahmedi olmayanların arkasında namaz kıldı. O insanlar vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i reddetmişlerdir. Böyle olunca nasıl olabilirdi sizin bizim takipçimiz sayılabilir. Onun arkasında sakın namaz kılmayın. O bir dikiş makinesi aldı. Mirza Şerif Ahmet sahip 6-7 yaşlarındaydı ve ona elbise hazırlıyordum. Ve bu elbiseyi hazırladım. Dülmeyal'dan Tura'ya gelirdik. Hanımlar biz 10-11 mil seyahat edeceğiz. Onun için biz yatak yorganımızı getiremeyiz. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Şeyh Ahmet Ali sahibe çağırarak onun takipçilerinden birisiydi. Dünmeyal'dan gelen insanlara yatak yorgan verin dedi. O şöyle diyor, biz bazen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den ilaç isterdik. Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den ilaç isterdik. Bir keresinde rahmetli oğlum 6-7 yaşındaydı. O gelmiş ve Dürüsemin'i çok güzel sesle okurdu. Toplantılarda ve ayrıca değişik evlere giderek orada nazım okurdu. Huzur onu çok sevmişti ve Dünmeyen'den olan kişiler kendi arzularını onun vasıtasıyla huzura gönderdi. Bir kişi bir gün bir yazı yazarak Abdülaziz'e verdi ve huzura o eve gitme arzusunda olduğunu söyledi. Huzur sabah namazından sonra yatağında uzanmıştı. Bu oğlan öyle adabı bilemeyen bir kişiydi, çocuktu. Ve hemen içeriye girdiğimde Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in yorgan ile örtülü olan yüzünü yorganını açtı ve o mektubu Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi ve
o kişinin içeriye girmek istediğini söyledi. Annem, babam ona feda olsun diyor. O çocuğu tepeleyeceğine, azarlayacağına ona gülerek, nezaketle hiçbir şey söylemedi. Esas itibariyle vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sevgisi işte insanların kalbinde bu yollaydı. Hazreti Bahav'ın Şah sahip, Şer Muhammed sahibin oğlu Ambala'dan şöyle yazıyor. Bu mütevazi kulunuzu Allah-u Teala vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşılaşma şansı verdi. Bu fazla detaylıdır. Tek olan Allah-u Teala adına yemin ederim ki onun adına yalan söylemek lanetlenen bir şeydir. Ben de çocukluğumdan itibaren son derece büyük bir sevgi vardır Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili. 3 yıldan beri aleyhimde mahkeme vardı. İnsanlar, sorumlu olan insanlar bunun acısını çekiyorlardı. Onu bir kişi doğru yola götürsün istiyordu ve birçok kişiler vardı fakat hiç kimse onu tatmin etmiyordu. Bir kişi vasıtasıyla, o benim öğretmenimdi, Molvi Abdullah Hak sahip o zaman hayattaydı ve onun babasıydı. Fakat vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inananlar arasında değil de Abdülhak'ın babası. Ben Ahmedi olduktan sonra o Ahmedi oldu. Onun oğlu Ahmedi olmadı fakat babası oldu. Onunla ilgili olarak Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iddiasıyla ilgili olarak dinlediğinde bu zaman imama gerekiyor. Mirza sahip gerçek bir imamdır. Onunla ilgili olarak insanlar niçin kötü konuşmaktadır? Bizimle ilgili olarak sizler hiçbir onunla ilgili olarak kötü bir şey söylemiyorsunuz. Molvi Nezirettin sahip Delhi'de onunla ilgili bir karar verildiğinde Abdülhak sahip ve ben Nezir Hüseyin sahibin öğrencileriydik. 6 ay sonra geri geldik ve Molvi Abdullah Hak sahip Delhi'de devamlı öğrenciydi. Molvi Hüseyin Hak sahip geri geldiğinde Delhi'den Vadiden Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inançsızlık konusunda her tarafa elinden geldiği kadar yaymaya başladı bu inançsızlığı. Ve siz onunla ilgili olarak kötü konuştunuz. Ben daha ne yapabilirim? Orada en sonunda çaresizlikle geri döndü. Başka insanların da onun fikrini taşımasını istiyordu. Molvi Sinori sahip vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinden de onunla ilgili olarak bahsetmekteydi. O büyük bir sevgisi vardı. Bu mahkeme uzadığında Molvi Abdullah Sinori sahip dua için gönderildi ve huzur ona sormaya başladı ve herkes oraya gitmesin. Vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le ilgili olarak kötü konuşanlar gibi olursunuz. Onun için oraya gitmeyin. Eğer gerçek ise ben herhangi bir molladan korkmam. 1897'de Kadiyan'a ulaştım. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem caminin üst katında oturuyordu. Molvi Abdülkerim sahip radıyallahu anhu, Müftü Muhammed Sadık sahip radıyallahu anhu ve diğer sahabeler de kendisiyle beraberdi. Molvi Abdülkadir Lüdviyani sahip merdivenlerdeydi ve o öğretmendi. Ayrıca beni de tanıyordu. Beni çok sıcak olarak karşıladı ve beni gördüğünden çok mutlu olmuştu. Biat etmeye mi geldin dedi. Ben sadece dua istemek için geliyorum. Mollalardan mı korkuyorsun? Hayır dedim, ben mollalardan korkmuyorum. Onun gerçekliği onun yüzünden bellidir. Bu yüz bir yalancının yüzü olamaz. Bu zaman güneşin batma zamanıydı. Başka bir kişi daha vardı. Birkaç gün yolculuk yapmıştı.
benim bir yardıma alınız çünkü eve gitmem gerekir. O burada kal ve o zaman tatmin olursunuz. Mevlevi Abdülkadir sahip benimle ilgili olarak bu kişiyi biat etmek istiyor dedi. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem derhal aşağıya indi ve biat etmek isteyenler ileriye çıksın dedi. Bu kişi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e yakındı. Ben de Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den biraz uzaktım. Kalbimde öyle bir çekicilik vardı. Sanki birisi beni ona doğru çekiyordu. Ve ağlamaya başladım. Öylesine çaresizce ağlıyordum ki orada oturdum ve mutlu olarak elimi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e uzattım. Ve her ikimiz de biat ettik. Ondan sonra onun mahkeme ile ilgili olarak ondan dua istedik. O da bizim için dua etti. Orada 10 gün kaldık. Huzur ve Kadiyan'dan öylesine etkilenmiştik ki geriye gitmek istemedik. Kadiyan bir cennet gibiydi ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir dünyevi söz duyamazsınız. Her tarafta selam selam sesleri vardı. Ancak bu kelimeleri duyuyorduk. İşte o zaman yanlış bir iddia vardı. Öldürülme olayı vardı. İşte o zamandan bahsedilmektedir. Daha sonra izin alarak geri geldim. Biat ettikten sonra benim durumum öylesine değişmişti ki Allah-u Teala'nın sevgisi kalbimde öylesine yerleşmişti ki durumum tamamen değişmişti. Gece ve gündüz Allah-u Teala'nın zikrinden başka uykuya bile gitmek istemiyordum. Ne zaman uyursam hemen derhal uykudan fırlardım ve sanki birisi sevdiğini alıp götürüyordu. Kalbimde öylesine bir duygu vardı ki sanki birisi kalbimi yıkamıştı. Öyle bir bağlılık, öyle bir sevgi vardı ki bu Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatiydi. Sanki bir gün kalbim sanki alınmış, yıkanmış ve yeni bir ruh içerisine konulmuştur. Benim durumum aynen hamile olan bir kadının durumu gibiydi. Sanki bir çocuk taşıyordum. Kişiliğim öylesine aydınlanmıştı ki tertemiz olmuştu. Ve dilimde öyle güzel tat vardı ki arkamda namaz kılanlar da ne harika namaz kıldırdınız diyordu. Esas itibariyle bu benim durumum değil. Bu vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yansımasıydı. Allah-u Teala'nın lütfuyla o mahkemeyi kazanmıştık. Fakat Allah-u Teala bunu vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e gitmemden dolayı yapmıştı. Bu mütevazi kulu hem cenneti ziyaret etmiş hem de vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmişti. Onun kitaplarını, vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kitaplarını ve muhaliflerin kitaplarını dikkatle okudum. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kitapları Kur'an-ı Kerim tarafından desteklenirdi. Fakat muhaliflerin kitaplarını okuduğumda hayret ederdim. Bunlar ne biçim bilim adamıdır, din adamıdır? Bunlar ne biçim kitap yazmaktadır? Ben onları okurken uykuya düşerdim ve bel acaba daha münzerün diye vahiy aldım. Bu benim kalbimi o kadar etkilemişti ki direkt olarak kalbime gelmiş ve ondan sonra dilim bunu konuşmuştu. Bunlar, bu insanlar peygamberler geldiğinde uyarılan insanlardı. Ben zaman zaman Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiylerimi yazardım. Bana inen vahiyleri yazardım. Ve şöyle diyor. Herhangi bir iddia ve vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı itirazlar olduğunda Kur'an-ı Kerim'in ayetleri gözümün önüne gelir ve ona göre cevap verdim. Bir keresinde bir molla geldi. O bana İsa Aleyhisselam'ın ölümüyle ilgili olarak mobs kelimesi nerededir bana göster. İmmen ehlel kitabı
illa layyamul kabla mahtihi. Ehli kitap arasında bunu okuduktan sonra inanmamazlık etmeyecektir. İsa Aleyhisselam doğal ölümüyle ölmüştür, yoksa haçta ölmemiştir. Onlar buna inanacaklardır ve o ölmediğine inanacaktır. Bu bihi kelimesi onunla ilgilidir. Ve İsa Aleyhisselam'ın doğal ölümünden bahsedilmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerilerek ölmemiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre doğal ölümle öldüm. Molla bunu duyunca hemen oradan kaçıp uzaklaştı. İnsanların çoğunluğu o köyde Ahmedi oldular. Fakat bir müddet sonra mollaların kışkırtmasıyla bazıları tekrar geri döndüler. Hazreti Madad Han sahip radıyallahu anhu Kadiyan'da Beytülmal'ın müfettişiydi. Keşmir'dendi. 1896'da biat etti. 1904'te Vadiklen Mesih Sallallahu Aleyhi gelerek ölmüştü. Şöyle diyor: ey benim sevgili Rabbim, ben senin sevgili peygamberine yazacağım, bana gerçekten doğru olarak yazmamı nasip et. 1904 yılında Karam dininin aleyhine bir dava vardı Çendular Mahkemesi'nde. Hacı Kamaleddin sahip orada avukattı. Molraç ve diğerleri de öbür taraftan da karşı taraftan Ahmet Nur sahip, Hamid Ali sahip Kadiyan'dan kitaplar getirmişlerdi. Muhammed İsmail sahip çok morali bozulmuştu. Niçin morali bozuk olduğunu sordum. Ben üzülüyorum çünkü duyduğuma göre insanlar Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kısa bir süre hapiste yatmasını istiyordu. Çanlılar yüksek idareciler tarafından duydum ben. Ben sordum doktora ne yapılması gerekir? Bu mesajı Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vermelidir. Burada spora gelmesin ve hasta olduğunu söylesin. 100 rupi harcasa bile bunu yapsın ve gelmesin. Ben bu yanlış bir sertifika mı olsun dedim. Eğer bir kişi mükafat, sevap alırsa bunu yapmalıdır dedi. Bana lamba ver, aynı gece geri döneceğim dedi. Gurdaspur'dan Kadiyan'a doğru yürümeye başladım. Yolda iki kişi, Hamid Ali sahip ve Munşi Ahmet sahip, 2 saat 2'de camiye geldik Kadiyan'a. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem dışarıya çıktı ve biz geldiğimizi duyunca biz Selamun Aleyküm dedik ve dışarıya çıktı. Siz burada spora kitaplarla mı getirdiniz? Bütün hikayeyi ona anlattım. Doktor İsmail sahip çok morali bozuk ve bu mesajı size gönderdi. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: bu baş dönmesi problemim var bende. Karar verdim. Belki de gidemem diye düşündüm. Fakat burada şimdi durmayacağım ve Gurdaspur'a gideceğim. Herhangi bir şey hakkında hiç üzülmüyorum artık. Biraz yorgundum. Onun için uzandım. Orada uyudum. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem Gurdaspur'a gitti ve uzun bir hikayedir bu diyor. İnsanlar beni durdurmaya çalıştılar oraya gitmemem için. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem gitmişti. Belki de oraya ulaşmıştı. Fakat ayağa kalktığımda yine yürüyerek gittim. Ve Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem yürüyerek gelmeyin, at arabasıyla geleyim istedim. Yolda çok kötü hissettim kendimi. Ve soğuk algınlığı almıştım. Ateşim de vardı. İnsanlar beni
durdurmak istiyorlardı. Bu benim üçüncü yolculuğumdu. Beni durdurmak istiyorlardı. Siz buna alışkın değilsiniz yürümeye diyordu. Her neyse oraya kadar vardım. O eve vardığımda, Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bulunduğu eve vardığımda akşamdı ve Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada kalıyordu. İçeriye girdiğimde Madathan'ı arabayla getirdiniz mi diye sordular. Açık alana gittiğimde insanlar Madathan orada olduğunu söylediler ve ben de selam verdim. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem elini uzatarak elimi tuttu ve cezakallah dedi. Aferin dedi. Bu çok cesaretliydi ve bu kişinin üçüncü yolculuğudur dedi. Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem elimi tuttu. Öyle hissettim ki sanki hiçbir zaman ben böyle bir Kadiyan'a Kudaspor'dan gitmemiş gibiydim. Halbuki benim durumum herhangi bir kişiyle konuşmak istemiyordum. Ateşim vardı. Fakat ilahi bir işaret vardı. Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim elimi ta ki tamamen iyileşinceye kadar bırakmadı ve hiçbir yorgunluk, hiçbir ateş kalmamıştı. Daha önceden ölü gibiydim. Ondan sonra tamamen rahatlamıştım ve iyileşmiştim. Hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Bu neydi? Bu vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mucizesiydi. Ve inanmaktaydım ki açlık ve susuzluk bazen mutluluktan bunlar yok olur gider ama bildiğiniz gibi son derece uykusuzluk ve açlık, bunlar yorgunluk nasıl gidebilir? Hazreti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem benim elimi ta ki bütün hastalığım gidinceye kadar bırakmadı. Daha önceden bedenim taş gibiydi, hareket edemiyordum. Fakat ölü bir kişiyi sanki geri getirmiş gibiydi. Bundan önce hiçbir zaman Kudüs'e gitmemiştim. Yemek getirin dedi Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onunla beraber oturdum ve beraberce yemek yedik. Bu özel bir misafirlikti Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bana gösterdiği. Özel bir sevgi ve misafirperverlikti. Ben ayrıca keşke Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni ismimle çağırsa, benim ismimi söylese diye arzu ediyordum. Bu kaldığım sürece Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni birçok kereler ismimle çağırdı. İşte bu ilahi kişilerin söyledikleri olaylardır ve birçok kerelerde söyledim. Özellikle bu aileler diyor huzur, bu ilahi insanların ait olduğu aileler, bu iyi insanların, bu ilahi insanların ne kadar çok iyilikleri vardır bizim üzerimizde. Bugün bu ilahi insanların gerçeği kabul ettiği gibi bugünkü insanların üzerinde böyle cesaret yoktur. Onun için bu insanlar kendi ataları için dua etsinler ve kendi dinlerinin ve imanlarının güçlenmesi için devamlı olarak dua etmeleri ve onların adımlarını takip ederek onların örneklerini de takip etmelidirler. Onların vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak onların örneklerini, onların adımlarını takip etmelidirler. Bu insanların bazıları öyledir ki tevazuları ve bilgilerine rağmen kendi manevi arzularını tatmin etmek ve onu yerine getirmek için bu şekilde bu yola gitmişler ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerini de geliştirmişlerdir. Bunların da örnekleri vardır. İşte bu örnekler bağlılığın ve sevginin en güzel örnekleridir. Onların nesilleri de bunu hatırlamalı ve dua etmelidir. Allah-u Teala bu örnekleri bizlere, bağlılığın örneklerini bizlere nasip etsin ve buna da göz kulak olmamızı nasip etsin. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah, nehmuduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.